Ayrıca hazırlık. Aslında Allah'a insanlar o kadar önem vermiyor ya. Çok büyük hata yapılıyor. Çok büyük bir saygı hatası yapılıyor. Yani çok ciddi bir anormallik var. Yani her şeyi yarattığını görüyorlar. Her şeyin sahibi olduğunu biliyor ama ikinci, haşa ikinci derecede bırakıyorlar Allah'ı. Yani öyle görmek istiyorlar. Halbuki bütün dünyada bir numaralı konu olması lazım. Asıl konu olması lazım. Bir numara demeyeyim de Allah versin. Asıl konu olması lazım. Dikkat çok yoğun olarak Allah'ın üstünde olması gerekiyor. O Allah'ın üstünde olmaması Allah'a hoşuna gitmez. Yani beğenmediği bir hareket. Haklı Allah. Çok yoğun dikkatin Allah'ın üstünde olması lazım. Bir de aşk insan istiyor Allah. O konuda da Cenab-ı Allah haklı. Her zaman haklı. Çünkü yani rahatlık içinde iyi bir insan ortaya çıkması mümkün değil. Yani mutlaka zorluk gerekiyor. Zorluğu da makul meydana getiriyor Allah. Öyle hani dayanılmayacak gibi bir şey yapmıyor. Aslında Allah dünya böyle çok yakın olsa Allah insanlara çok yakın olur. Allah'a uzak olduğu için insanlar, Allah da insanlara uzak oluyor. Yani kan gövdeyi götürüyor. Yani ekonomik kriz, savaş, kavgalar, mutsuzluk dünyayı acayip sarıyor. Allah'a uzak olmak dünyanın en büyük belası ya. Yani insanların en büyük belası, çok büyük bir günah, büyük bir yanlışlık ve çok büyük bir ayıp yapılıyor, çok büyük bir hata yapılıyor. Ya dünya çapında yapılıyor bu. Yani Allah'a böyle davranılmaz. Bu davranışta bir anormallik var. Ya çok büyük bir anormallik var. Ya bu kadar iyiliğe, bu kadar güzelliğe böyle davranılmaz. Yani müthiş bir nankörlük var. Ama öyle az boz değil, muazzam bir nankörlük var. Yani çapı çok büyük. Onun için bunu fark edenlerin Allah'a çok yakın olması lazım. Siz Allah'ı çok sevenlerin, Allah'a çok teslim olanların ayrı bir boyutta yaşadığını söylemiştiniz. Allah ayrı bir boyuta alır onu. Bütün maddede onun isteklerine göre şekillenir demiştiniz. Ya bir, o birkaç safa yani şimdi Allah'tan yana olduğunda bir kere birinci safhada Allah hepsi için değil mi? Genel olarak ortalığı bir şey olarak söyleyeyim. Ölüm gecikiyor öyle kişilerde. Ya yani normale göre daha uzun oluyor. Çok çok daha uzun oluyor. Hastalık çok daha az oluyor diğer insanlara göre. O benim dikkatimi çekti. Yaşlanma. Yaşlanma olmuyor pek. Başarı yüksek oluyor yani kesintisiz başarı oluyor. Nimet çok oluyor. Ama bütün bunlara rağmen yine büyük bir hata var yani Allah'a karşı. Çok büyük bir ayıp yapılıyor. Yani büyük bir yanlışlık yapılıyor. Yani bu kadar iyilik yapan Allah'a böyle bir şey yapılmaz ya. Bir acayiplik var. Ya bir şey yapıyor insanlar, büyük bir hata yapıyorlar. Böyle olmaması lazım. Yani bayağı iyi davranmaları lazım. Evet, çünkü yapılan iyilik çok fazla yani. Baksana bilgisayar, mikrofon, çikolata, her şey ya yani bu ucu bucağı yok yani buna karşı böyle davranılmaz. Yani bütün dünya çapında bir anormallik var. Yani büyük bir hata yapılıyor. Ama tabii oturup insanları beklememek lazım. Farkına varan hemen Allah'tan yana olması lazım. Ve bu hatayı hemen düzeltmek lazım. Yani çok süratli düzeltmek lazım. Ya bir kere sevgi hatası var yani. Çok ciddi bir sevgi hatası var. Adamlar baksana diyorlar ki Allah insanı cehenneme koyacak.
peygamber gelip kurtaracak falan diyor. Yani Allah'ı zalim gibi görüyorlar. Haşa tabii. Yani bir kere Allah'a sevgisizlik çok yaygın. Yani bu çok büyük bir vicdansızlık. Yani çok çok büyük bir vicdansızlık. İnanma ucu ucuna inanıyor. Sevgi yok ama. Yani facia bu. Halbuki çok sevilmesi lazım Allah'ın. Hem de yani muazzam bir sevgiden sevilmesi lazım. Ya adam mesela bir televizyon hediye ediyor birisi birine. Adam havalar uçuyor. Kimsenin televizyon hediye ettiği yok. Allah yaratıyor orada onu. Adam haber yok. Bana gidip sarılıyor. Mesela buradaki teknik aletler falan hepsi Allah tarafından yaratılıyor. Yani özetle bir sevgi bozukluğu var. Büyük bir hata işlenmiş. Yani paniğe kapılmaya da gerek yok insanlar açısından diyorum. Bunu hemen düzeltmesi lazım insanların. Yani yıldır mısın yine? Bir kere inanma sorunu diye bir şey olmaz yani. Orada çok münasebe diyor. İnanmıyoruz ha. Hiç uzatmasına gerek yok. Öyle yaratılırsa yaratılmıştır. Ona uğraşmaya gerek yok. İnananların sevgiye çok iyi kilitlenmesi gerekiyor. Yani orada ciddi bir hata var yani. Onu mutlaka bulmak lazım. Yani çok elle tutulur kaba bir hata ama. Çok çok kaba bir hata var. Nasıl açıklanabilir bu? Şeytanı serbest bıraktığı için olabilir Allah. Ama şeytanın baskısı da hafif. Aslında tabii insanın fıtratında var. Zalim ve nankör olmak. Onu yenmesi lazım. Yani zalimlik ve nankörlüğü yenmesi lazım. Nankörlüğe karşı. Savaşması lazım. Nankörlüğü düşman bilmesi lazım. Bak Allah diyor ki zalim, cahil ve nankördür. Burada en şey nankörlük. Yani cehalet gidebilir. Zalimlik insan vazgeçebilir ama nankörlük daha sinsi bir şey. Nankörlüğe çok dikkat etmek lazım. Çünkü nankörlük pek ispat edilebilen bir şey olmuyor bazen. Ya, urtalı olmuş oluyor. Daha çok Allah'a dikkat vermek lazım. Dikkat az Allah'ın üstünde. Yani çok az. Adnan Bey, Allah'ın varlık delillerini sizden başka açıklayan ikinci bir insan yok dünyada. Bir de Allah rızası için yaşamalı olduğumuzu da hep biz sizden öğrendik. İkinci bir öğreneceğimiz bir insan yok. Yani evet, ben duymuyorum öyle insan, ben de görmüyorum. Yani mesela bak Ayet Suresi 74'te diyor ki onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Şimdi bu çok önemli bir şey. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememek. Onun dökümü gelsin bana o ayetin. Ayet Suresi 74. Mesela Allah diyor ki Ahzab Suresi 72'de gerçek şu ki biz emanetleri göklere ve yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Ve ondan korkuya kapılar. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim ve çok cahildir diyor Allah. Sonra yine Hac Suresi 66'da insan pek nankördür diyor Allah. Yine Zümer 67'de Zümer Suresi onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Mesela yine ayette Rabbiniz şöyle buyurmuştu, andolsun eğer şükrederseniz gerçekten size artırırım. Ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. Nankörlük, bak dedim ya, nankörlük Allah'ın üstüne durmuş. Nankörlük sinsi bir şeydir nankörlük. Azabımı artırırım diyor, yani bu dünyadaki mutsuzluğun ana nedeni bu Allah'a alem. Yani bilmiyorum, ben bakıyorum, normal bir durum değil. Yani böyle bir Allah sevgisi olmaz benim insanlarda gördüğüm. Yani sadece inanayım inanmayayım mı kafasında bayağı bir insan. Yani
Yani sevme konusunda da inanmayı yeterli görüyorlar. Sevme kenarda duruyor. Sevmeye pek yanaşmıyorlar. Halbuki biz mesela bak bize ne kadar özen gösteriyor ya. Şu kadehin güzelliğine bak. Değil mi canım mesela bak ne kadar bir büyük bir incelik. Şahane bir şey yani. Genel olarak dünya o yüzden felaket gelmiş olabilir. Ya bütün dünyaya Allah haklı. Yani sevilmek istiyor ama nimet de yaratıyor, vakit de veriyor ama insanlar sevgiye yanaşmıyorlar. Ya bunun üstüne çok durmamız lazım. Ma kaderu Allah'a Allah takdir edemedir. Hakka şeytanı Allah'a sanırım. Kadrihi, onun kadrini, kudretini. İnna Allah'a muhakkak ki Allah. La elbette kaviyyun, kuvvetli güçlü. Azizun, çok yüce erir. Ma kaderu Allah'a. Takdir edemediler. Evet, dinliyorum.